Spor gündeminin manşetiyle devam edelim öyle bültenine. Futbol Federasyonu'nda Mehmet Büyükekşi dönemi sona erdi. Seçimli genel kurulda rakibini geride bırakan İbrahim Hacı Osmanoğlu federasyonun yeni başkanı oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nda yönetim değişti. Seçimli genel kurulda Mehmet Büyükekşi'yi geride bırakan İbrahim Hacı Osmanoğlu, Türk futbolunun yeni başkanı oldu. Tebrikler geliyor tabii kazandınız diye. Ben kazanmadım, Türk futbolu kazandı. İki senedir görevi sürdüren rakibini 5 oy farkla geride bırakan Federasyon Başkanı Hacı Osmanoğlu, kardeşlik mesajı verdi. Futbolu, güzelliklerini, kardeşliği, barışı sağlamak için yola çıktık, o sözü verdik. Yükümüz çok ağır. Ben kazanmadım, Türk futbolu kazandı. Herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Katılımın %80'i aştığı genel kurulda tansiyon yüksekti. Kulüp başkanları oylama öncesinde Büyükekşi yönetimini eleştirdi. Ama pek çok kesim tarafından 100 yıllık futbol tarihimizin en kötü federasyon başkanı olarak gösterilen, pek çok statta yuvalanan bir başkan olmanıza rağmen bugün karşımıza başkan adayı olarak çıkıyor olmamız tebrik ederim. Bu olağanüstü bir başarıdır. Çok güvenli bir yönetim olmadı. İyi, adalet hep arandı. Hep böyle kavga ortamında olduk. Bu şekilde devam edemez. Yani sonuç ne olursa olsun eğer tribünlerdeki insan adalet duygusundan yoksun yönetildiğine inanmaya başladığı anda bu işi yürütemezsiniz. Ben dahil olmak üzere tüm kulüp başkanları %95'i diyeyim, 90'ı diyeyim, mevcut yönetimden rahatsız olduğunu, bu işi yapamadıklarını, adaleti sağlayamadıklarını açık açık söylüyordu. Koltuğunu devreden Mehmet Büyükekşi yeni başkanı tebrik ederek kongreden ayrıldı. Futbol Federasyonu'nda İbrahim Hacı Osmanoğlu dönemi 2027 yazına kadar devam edecek.